استغفر الله العظيم، استغفر الله الكريم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Günde 5 defa yöneldiğimiz, namazda yöneldiğimiz kıblemiz Kabe. Döndürme ya Rabbi, ayırma ya Rabbi, kıblenin tersine, hilafına, Kur'ansız, kitapsız, İslamsız mahrum etme bizi, bırakma ya Rabbi. Namazsız bu bedenlerimizi kabre indirme Allah'ım. Namazla güzelleştir gönüllerimizi, kalplerimizi nurlandır. Ve Efendimizin ahlakıyla bedenlerimizi güzelleştir ya Rabbi. Namazın farziyeti, hikmeti, önemi Buhari ile Müslim'de şöyle rivayet edilir. Namazın farziyeti ile ilgili. Çocuklarınıza 7 yaşından namaz kılmalarını emredin. Ebu Davud salah bahsinde bölümünde hadis-i şerifte Ahmet bin Hanbel müsnedinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocuklarınıza 7 yaşında namaz kılmalarını emredin. Nuru evlad. Evlatlarınıza namazı emrediniz. Kendi kılmıyor lan, nasıl emredecek ya? Kendisi kılmıyor ki. Babaları kılmıyor ya. Sorun burada zaten. O zaman biz bilenler etrafımızda babalar, anneler unutmuşsa namazı evlatlarına söylemeyi, emretmeyi, öğretmeyi. Bizler namaz kılanlar bu görevi yapmalıyız etrafımızdaki çocuklara. Bir şekilde öğretmeli, söylemeliyiz. Yaşına girince bundan dolayı onları uyarın, tehdit edin ve o yaşta yataklarını ayırın. Şerifte darp da geçmektedir. Düğün anlamında darp da geçmektedir. Nasıl bir darp, nasıl bir dövüş? Babasını ahmetçe. Ya elbette öyle yüzüne falan zaten haramdır. Müslümanın Müslümana yüzüne vurması, olacak yerde vurması haramdır. Yani uyarı, tehdit etme, uygun mafsallarına dokunmak. Zaten senin bakışın ona yeter. Öyle bir davranış, öyle bir çocuğa yaklaşımlarınız anlar sizin bakışınızdan veya
yani bir sözünüzden dövmekten de beter olur. Öyle bir söz söylersiniz ki. Öyle alışmamıştır o güne kadar. Yani şunu karşıya çocuğunuza mesaj olarak şunu verin. Namazsızlık hayasızlıktır. Namazsızlık en kötü hal ve durumdur. Namaz kılmamak süfliliktir, aşağılıktır. Yani her an küfre düşmektir, imansızlığa gitmektir. Bu korkuları verin çocuğunuza. 7 yaşına girdiğinde kılmalarını emredin, 10 yaşına girince bundan dolayı dövün, tehdit edin. O yaşta artık yataklarını da ayırın. Erginlik çağına gelmiş akıllı her Müslümanın üzerine farzdır 5 vakit namaz. Fakat 7 yaşına gelmiş olan çocuklar da namaz kılmakla emredilir. 7 yaşına gelmiş çocuklar namaz kılmakla emredilir. 10 yaşına girdikleri halde namaz kılmazlarsa el ile hafifçe dövülür, uyarılır. Yani benim evladım şöyle hafifçe dokunduğumda, yani tehdit edip dövdüğümde eğer namaz kılmaya başlayacaksa bunu yapmalıyım. Şeyde de vardır, eşlerin boşanmasında da vardır, ayrılmasında. Eğer bu yuva yıkılmayacaksa eşimi dövmekle, tehdit etmekle yuva yıkılmayacaksa dövmeliyim. Bu kurtaracaksa işi. Yoksa bunu yapmazsan ırz diye, namus diye bir şey kalmayacaksa, efendim çocuklar ah vah edecek, çocuklar anasız babasız darmaduman olacaksa aile, yani bu dövmekle bu işi halledeceksen onu en son çare olarak bunu yapmalıyız. Yani çocuklar namazsız kalacaksa, namazı ihmal edecekse onları tehdit etmek, hafifçe dövmek vardır. Namazsız kalmaktansa. Yani hafif onlara dokunup onları uyarmak, onları azarlamak, onları hafif dövmekle namazı kılacaksa, namazsız olmaktan kurtaracaksa dövmeliyim. Hadis-i şerif öyle ya. Çocuklarınıza 7 yaşında namaz kılmalarını emredin. Ama sen 7 yaşında namazı değil kendin kılmıyorsun. Değil 7 yaşında namazı öğretmek. Yarımdan bile geçmemişsin. Cami nedir öğretmemişsin. 10 yaşında çocuğu namaz kılmıyorsun diye döv. Böyle bir şey olur mu ya? Sende yok ki zaten. Bunlar ters iş. Bunlar akıl işi değil. Bunlar yanlış. Zaten sen kılıyorsan, yani 7 yaşında da kılmayı öğrettiysen, başlattıysan, o 10 yaşına, 15 yaşına geldiğinde kılmadığında hayıflanır, utanır. Senden, babadan söz işiteceğine, yani yerin dibine girseydin daha iyiydi de kılar ya. Ama bunlar yoksa o dövme olmaz öyle. Yanlış olmaz. Senin bakışın bile dövmekten daha beter öder olur. Eğer siz zamanında bunları yapmışsınız. On yaşına girince bundan dolayı, yani namazlarını kılmazlarsa onları tehdit edin, hafifçe dövün, o yaşta yataklarını ayırın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bu programa kaçımız uyuyor ki?
7 yaşında çocuğunu alıp da, çocuğunu demeyeyim, kendisi zaten. Bu programa uymazsak, şimdi adama söylediğimiz zaman, o çocuk 40-50 yaşına geldiği zaman namaz kılıyor mu? Kılıyor musun? Kılıyorum. Ne zaman? Cuma namazı kılıyorum. Yani 5 vakit namaz unutulur ya. Birçok ailede unutulmuş gibi zaten 5 vakit namaz. Unutulmuş gibi ya. Aziz cemaat, muhterem müminler, cuma namazı olmazsa öğlen namazı vardır. Yani öğlen namazı 5 vakit namaz cumadan daha önemlidir. Cuma bir insandan düşebilir. Muhtesinden, sorumluluğundan düşebilir bazı şartlar yerine gelmezse. Ama 5 vakit namaz düşmez. Onun için öncelikle biz 5 vakit namazı çocuklarımıza öğretmeliyiz. Buna öncelik vermeliyiz. Cuma namazı kılıyor. Öbürkü namazda hiç konuşan yok. Unutmuş yani. Yani 7 yaşında kıldırmazsak, 10 yaşında uyarmazsak, bunları yapmazsak 5 vakit namaz ailelerimizde unutulacaktır, unutulmuştur maalesef. Rabbim muhafaza eylesin. El-Fatiha.